Narin Güran cinayetinde şok belgeler. Taşların üzerindeki kan lekeleri kimin? Narin Güran cinayetinde yeni bilgi ve belgeler ortaya çıkmaya devam ediyor. Minik Narin'in cansız bedeninin taşındığı çuval içindeki terliklerinin görüntüsüne ulaşıldı. Ayrıca jandarma ekiplerinin ahırın önündeki taşlarda tespit ettiği kan izleri de ilk kez ekranlara geldi. Ben onlara teşekkür ederim. O kadar seviniyorum ki. O kadar ciddiçe davranıyorlar ki. O kadar hoşuma gidiyor ki. Bende bile şüphe ediyorlar. Ben gerçekten çok mutluyum. Hepsi benim kızım için yapıyor. Beni götürsün, babasını götürsün, abisini götürsün. Diyarbakır'da 20 Ağustos tarihinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni Eğer Tutmaz Deresi'nde bir çuval içerisinde bulunan Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili dava geçtiğimiz günlerde görülmeye başlanmıştı. Cinayetin en büyük şüphelileri amca Salim Güran, abi Enes Güran, anne Yüksel Güran ve komşu Nevzat Bahtiyar olurken 7 Kasım'da başlayan davada henüz itiraf gelmedi. Emin misin çocuğu düşürmedin oğlum? Ben kendim inemiyorum. Attın değil mi aşağıya? Attın mı çocuğu? Fırlattın mı? Ben bıraktım orada. Oradan aşağıya nasıl indirdin çocuğu buraya? Fırlatarak mı? Yere mi bıraktın aldın? Yok, ben kendimi biraz sürürttüm, gittim oraya bıraktım. Hiç düşmedi. Sürdün, hiç atmadın. Sürdün mü? Burada direkt sürerek. Nasıl yaptın sen? Kucağında çocuk var. Göster bize nasıl yaptın. Nasıl indiğini. Yani en az 15-20 kiloluk bir şey. Onu da şimdi duramıyorsun ayakta. Çocuk var kucağında. Nasıl yaptın bu işi? Cinayete ilişkin yeni detaylar da ortaya çıkmaya devam ediyor. Abi Enes Güran'ın kolundaki ısırık izi ve yüzündeki morluklara ait görüntülere ulaşmasının ardından şok bir gerçek daha ortaya çıktı. Yenge Hediye Güran'ın ifadesiyle ilgili çarpıcı bir detay dikkatlerden kaçmadı. Benim acım çoktur. Başka narin kaybolmaz. Başka analar ağlamaz. Sen biliyorsun bu 5 gün ne çekiyor. Sen biliyorsun 5 gün biz ne çekiyoruz. Hediye Güran'ın ifadesinde abi Enes Güran'ın yüzündeki çiziklerden bahsettiğini belirten Sabah gazetesinden Abdurrahman Şimşek, Enes Güran'ın amcası Fuat Güran'ın eşi Hediye Güran, olay yaşandığı dakikalarda olay yerine gelen isimlerden biri. Hediye Güran hızlı şekilde Enes Güran'ın çamaşırlarını alan ve gidip kendi evinde yıkayan isim. Hediye Güran ifadesinde olayın olduğu gün, yani Narin Güran'ın kaybolduğu gün, akşam 21 sıralarında Enes Güran'ın göz civarında çizikler gördüğünü söyledi. Bu olayın seyrini değiştirecek bir şey, dedi. Bilmiyorum nereye gitmiş, nereye gidiyor, rica ediyorum, yalvarıyorum kızımı bulun. Ahır bölgesindeki kan izlerinin görüntüsüne ve Nevzat Bahtiyar'ın aracına dair yeni görüntülere de ulaşıldı. Sabah gazetesinden Nazif Karaman, bu görüntü Nevzat Bahtiyar'ın arabası, yani Narin'in cesedinin taşındığı yer. Ahırın içerisinde çuvala koyup dereye kadar bu araçla götürdü. Terlik uzun süre çamurun içinde kalmış. Nevzat Bahtiyar bu terliklerle ilgili şunu söylüyor. Narin'in cenazesini Salim ile beraber battaniyeye sardık. Salim evden çıkarken kapının önündeki Narin'in terliklerini gördü. Onu da bana verdi ve battaniyenin oraya koydum, dedi. Sen burada durdun değil mi yol üzerinde? Yol üzerinde peki çekinmediniz mi biri görür dedi? Ben bilmiyordum yani, ben burada durdum, özgürce bilmiyordum yani. Çuvala peki burada mı koydunuz? Evet, burada. Burada koydum. O yardım burada etti mi? Evet. İki araba yan yana durdunuz. Evet. Bu yolu kapattınız, hiç mi gelen geçen olmadı? Öte yandan Narin Güran cinayeti soruşturmasında tutuklu yargılanan abi Enes Güran ile ilgili çarpıcı görüntüler paylaşıldı. Enes Güran'ın kendisinin yaptığını iddia ettiği ısırık izinin adli tıp tarafından incelenen görüntüleri ortaya çıktı. 7 Kasım'daki duruşmada Diyarbakır Barosu avukatlarından Aydın Özdemir'in kolunu nasıl ısırdığını sorması üzerine Enes Güran kolunu nasıl ısırdığını göstermişti. Şuradaki kamera benim bu evin rampasını nasıl almıyor? Eğer Nevzat gelmişse benim evime bellidir. Salim amcası gelmişse evime bellidir. Benim eşim koşmuş da buraya kadar yüzünü kapatmışsa iftirayla bir yere varılmaz. Yukarıda Allah var. Eğer iftira olsaydı ben ilk gün derdim ki ben bütün köyden şüpheliyim. İlk gün söylerdim. Dedim ben Allah'tan korkuyorum. Bilmediğim bir şey insanlara iftira atmam. Kolundaki ısırık izinin halen görüldüğünü belirten Güran, sırtındaki izlerin Nevzat Bahtiyar'ın ahırına gittiklerinde oradaki çivi ve tahtalardan kaynaklandığını, bu izlerin mısır tarlasında olmadığını öne sürdü. Bizi çıkanları yanmazdı, bizi yandı. Biz bana ateşi yanmış, bize yanmazdı. Herkesin yerleri de yanmazdı.
Nari'nin öldürüldüğünü cezaevinde öğrendim. Nari'nin ölümünü duyunca şok oldum diyen Güran, cezaevinde başımı sürekli duvarlara vurduğumu, yüzüme tokat attığımı siz gördünüz mü? Dedi. Davanın en önemli delillerinden biri olan o görüntüleri adli tıp uzmanı Mehmet Görgülü değerlendirdi. Narin kızımız 8 yaşında, onun çene boyutları zaten belli. Enes'in çene boyutları belli. Annenin ve Enes'in diş izleri alındı. Buradaki ısırık izi silinmeye başlamış. Isırıldıktan bir müddet sonra inceleme yapıldığı için mevcut olan ısırık izlerinde bir gerileme söz konusu, iyileşme söz konusu. Kimliklendirmeyi tam olarak yapamamışlar. Alınan ölçülerde bir uyum tespit edebilselerdi, bu kişilerden kime ait olabileceği söylenebilirdi. Görebildiğim kadarıyla izde bir gerileme var. Dolayısıyla burada kimliklendirme dediğimiz olayın ortaya konması zor gibi görünüyor. Kaldı ki adli tıp kurumundaki arkadaşlarımız da bu konuda çok tecrübelidir. Eğer alınan ölçülerle bir uyum tespit etselerdi bunu mutlaka rapor ederlerdi. Bugün burada musallada yatan aslında bizim vicdanımızdır, insanlığımızdır. Cenab-ı Hak bizleri vicdan sahibi insanlardan eylesin.